Ağır bir hava var, insanı sersem ediyor. Evet, lodos var sanki. Dur, ben açarım. Ama sen böyle yapınca ben iyice tedirgin oluyorum. Ya bir şey olacağından değil, tedbir. Gel. Onların saklanması lazım, biz saklanıyoruz. Onların korkarak dolaşması lazım, biz korkuyoruz. Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz Fatma Gül. Sadece bir takım seslerden kaçtık. Çok ses vardı. Bak dinle. İnsan burada sadece kendini dinler. Ateş sönmesin. Ben atarım. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bir süre niye buraya geldiğimizi unutalım. Hiçbir şey yaşanmamış. Ne kafamızda yaşananlar var, ne de sürekli bize laf sokan Mukaddes Hanım. Ne oldu? Domatesimiz. İlk defa sadece ikimiz... Alet alacak param olmadığı için taşları yontarım. Ne bileyim, topraktan çömlek yaparım. Kerim, kendi atölyeni kurabilirsin. Hem de istediğin her yere. Sanatçısın sen. Param yok. İşim de yok. O işe de babamın sayesinde dönebilmişim. Başka iş bakarsın. Bakacağım. Bakmak zorundayım zaten. Gül mutfağı olmasa yarın kiramızı ödeyemeyeceğiz. O kadar da değil. O kadar, inan ki. Hem daha ne kadar Kadir abinin yanında kalabiliriz ki? Tamam, o halinden memnun ama bu ömür boyu süremez ki. Sürmesin de zaten. Kendimize bir hayat kuralım. Ben bu evde yaşarım. Güzel.
güzel bir hayal. Hem kendin söylüyorsun hem kendin bozuyorsun. Hani her şeyi arkamızda bırakacaktık? Hani burada hiçbir şey düşünmeyecektik? Haklısın, özür dilerim. Buradayken tadını çıkaralım. Tamam. Yani bak hava güzel, ev güzel, sıcacık. Televizyonumuz var. Sıkılana kadar kalırız burada. Ben senden sıkılır mıyım sence? Ben meyve çıkarayım. Fatma Gül, seni huzursuz etmiyorum değil mi? Yok canım, niye huzursuz olayım? Benden çekinmiyorsun değil mi? Böyle olursa çok üzülürüm. Kendini burada güvende hissetmezsen. Kendimi güvende hissetmesem gelmezdim Kerim. Peki. Teşekkür ederim.